Avrupa demokrasilerini felç etti Amerika. Yani bir e, yabancı düşmanlığı, bir ırkçılık sürecini geliştirdi. İslam fobiyi geliştirdi. Biliyorsunuz Avrupa'da sadece göç etmiş e, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 20 milyonun üzerinde Müslüman göçmen e, barındırmakta bu kıta. Bu siyasal anlamda bir şey ifade eder mi 20 milyon göçmen? Bir güç. Insanı. Ali hani seçimler etkileyecek. Tabii kadar. ki etkileyecek. Şu anda sadece Almanya'da 20'nin üzerinde e, parlamento'da milletvekili var. Türkiye kökenli bunlar. Yani eyaletleri söylemiyorum. Merkezi hükümette, Berlin'de. Yani %5'e tekabül ediyor yani. Almanya parlamentosunu aldığınız zaman sadece Türk'ten bahsediyorum. Bunun içerisinde Arap 38 galiba 38 veya 39 tane Berlin'de yani yabancı kökenli. Şöveniz partiler yükseliyor ama bunun yanında da ülkelerde bulunan göçmenlerin siyasal olanağı etkinliği de artıyor. Kesinlikle. Şimdi 11 Eylül olayları Atlantik ötesinde oldu ama dünyaya öyle bir manipülasyon geliştirdi ki Amerika... Avrupa'da olmuş gibi Avrupa'da Müslümanlar Avrupa ülkelerini tehlikeye atıyormuş imajı oluşturdu. Bu ise ırkçı partilerin ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyordu ve ırkçılık hareketlerine baktığımız zaman 90'lı yıllarda başlıyor, 2000'li yıllarda ivmesi inanılmaz kuvvetleniyor ve bugün ise bugün geldiğimiz nokta ise Avrupa parlamentolarında, Avrupa hükümetleri içerisinde ırkçı partilerin iktidara geldiğini görebiliyoruz.